Antakya Mobilyacıların Güzel Sanayi Stratejisi diye yapıldı. Bu projede bakanlığımızın büyük bir desteği var. Bölge Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, onun da büyük bir desteği var. O da altyapısını projeni tamamlıyor. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak Sayın Bakanımızdan yatırımın %80'i bitti. Küçük bir kısım kaldı. Bu kısmın tamamlanması için üyelerimiz adına kayıtlara geçmesi için de bir talebimiz olacak. Hatay'ın tamamlanamayan kamu yatırımları Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşındı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, il genelinde tamamlanamayan yatırımları komisyonda hükümet yetkililerine sordu. Hatay'ın Antakya ilçesinde 2012 yılında kurulan Antakya Mobilyacılar İktisat Sanayi Sitesi Kooperatifi, Antakya Reyhanlı Karayol üzerinde 465 bin metrekare arazi üzerine kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle Antakya Mobilyacıları İktisat Sanayi Sitesi inşa edilmektedir. Proje bitiminde firmalar bünyelerinde 10 bin kişiyi istihdam edip yıllık 70 milyon dolar olan ihracatımızı 500 milyon dolara yükseltmeyi hedeflemektedir. Sayın Bakanım, sanayi sitesinin 2019 yılının Mayıs ayında tamamlanabilmesi için, burası sizi ilgilendiriyor efendim, 2018'in yılında yapılan ve bakanlığınızın da onayı alınan 9 ve 10 dolu hak edişlerin toplamda 11 milyon 396 milyonluk kısmının kooperatif aktarılması ve ayrıca sitenin tamamlanabilmesi için de 35 milyon TL'lik bir ödenek ayrılması gerekiyor. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin bitirilmesi için gerekli mevzuatın hayata geçirilmesini talep etti Kaşıkçı. Reyhanlı ve Kırıkhan'daki eksiklikler de gündemindeydi. Suriye Savaşı'ndan etkilenen Hatay ekonomisinin iyileşmesi için hükümetten pozitif ayrımcılık talep etti. Bu iki ilçede organize sanayi kurulmak isteniyor. Ancak bu organize sanayilerin önünde siz de takdir edersiniz ki Ulaştırma Bakanlığı mı dersiniz, Sağlık Bakanlığı mı dersiniz, Maliye Bakanlığı mı dersiniz. Geçen de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın açıkladığı üzere birçok bürokratik engel var. Bunların bir an önce ortadan kaldırılmasıyla birlikte bu iki organize sanayimizin iki ilçemizde kurulmasıyla beraber büyük bir yatırımcı bu iki ilçemize gelip ve burada bu organize sanayi bölgelerinde yeni tesisler kuracak. Bu yeni tesislerinde binlerce, on binlerce gencimize bir istihdam olanağı sağlanacak. Bu iki husus noktasında bakanlığımızın özellikle bölgemize, Hatay'a, Suriye'de yaşanan problemleri de göz önünde tutarak özellikle bir pozitif ayrımcılık istiyoruz.